Burada Pezo gördüm sanki. Lan oğlum buradan birisi geçti. Taliyah geçti. Vallahi geçti. Benim okuduğum mektebim am... Lan! Oğlum geçtiğini görmüştüm. Bu ne? Aldık. Ne diyorsun? Nereye kaçıyorsun? Let's go. Oğlum doğru görmüş. Adamlar sinsice bizim maviye girmiş. Hayırdır ya? Oğlum ne oluyor bak, bunları kaçırmamamız lazım. Let's go. Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit ve bugünkü videomuzda mid lane'de kendin oynuyoruz. Artık bu videoyu kaç kere çektirmiş yani. Ya kusacağım. Ya gerçekten siz... Ben o kadar çekip size anlatıyorum, siz hala da kendini mid lane'de oynamıyorsunuz. Bu çarı mid de elektrik verle oynuyorsun. Q'yu açıp fullliyorsun. Karşındakini döve döve bir... Yani baksanıza adam neler yaşadı. Gerçi karşımdaki yakın dövüşçü olduğu için benim için oynaması şimdilik kolay. Lakin daha sonrasında birazcık problem çıkabilir. Takım bana gelme. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Benim tutuşturum yok ki. Tutuşturum olmadığı için artık sıkıntı. Neyse, ekranda gördüğünüz ürünlerle oyuna girdim. Eğer ki karşımda uzaktan menzilli bir adam olsa idi, ona karşı işte sağ taraftan, mavi taraftan Absolute Focus girebilirim. Türkçesini hatırlamaya çalıştım ama hatırlayamadım. Neyse. Bu şekilde de kemik zırhla beraber adama karşı dayanıklı olacağız. Oynayacağız. Tutuşturum var. Ulti açıldıktan sonra zaten iyice ne güçlenmiş olacağım ve adamların bana karşı pek bir yapacağı bir şey kalmayacak. Asıl olay şu: Q'yla adamları sürekli dürtüp adamlara karşı bir üstünlük sağlayabiliyorsunuz. Özellikle yakın dövüşçü varsa karşınızda zaten çok daha kolay oluyor oynaması. Gelen bufflardan da bahsedeceğim. 6 level'dan sonra hem birebir de kill potansiyeliniz var. Flash'la ya da bir yerlere saklanıp çalılara falan filan ya da bir yerlere roam atıp devam edebiliyorsunuz. Şöyle ki Kennen ultisi sayesinde takım savaşları kazandırabilen bir şampiyon olduğu için bence oyunu taşımakta çok İdeal. Gerçekten hani iyi bir şampiyon. Full alan hasarı var, güzel vuruyor, takım savaşlarını kazandırıyor falan filan. Ben oynamayı çok seviyorum. Sizler de alışsanız iyi edersiniz. Hazır bufflanmışken oynayın. Nesi bufflandı peki? Ace'in enerjisi düştü. Oh my god. Seni kestim diye sinirlendin sanırım ha. E'si bufflandı işte, enerjisi daha az harcıyor. Normalde karşınızda yakın dövüşçü varken işte Doran kılıcı alıp E bas çekip ondan gelen saldırı hızıyla rakibi dövüyorsunuz. Genelde böyle oynanıyor. Onun haricinde ben AP midde oynayıp Q fullleyip rakibi dövmeyi seviyorum. Bu da sarıyor. Da ben bu adamı yeteri kadar dövdüm mü acaba, bakayım. 4 tane pasif yükü var. Pasif yüklerini tamamladığınızda bir sonraki vuruşunuz elektrik vuruyor. Ve bu elektrikle beraber adamı stunlayabiliyorsunuz. Elektrik ver daha patlamadan üzerine adamı kestim. Mükemmel ötesi bir başlangıç. Direkt base'e gidiyorum. 3-0, 300 gold shutdown'ım var. Let's go. Ayakkabı alsın. Ayakkabı almıyorum. AP alacağım. Ne kadar AP varsa aldım. Ayakkabı almıyorum vallahi. Full AP'ye gidiyorum. 6 level olduğumda ultiyi zınk diye basıp öldürebilirim. Ama ölme ihtimalim de var. Gerçi kemik zırh girdiğim için anlık hasara karşı birazcık dayanıklı olacağız. Devam. Bizimkiler ölüyor. Bu ölümlere ben roam atarak karşılık verebilirim aslında. Midimiz mesela hazır, ittiriyoruz. İttirirken burada adamı kulenin altına sokup daha sonrasında da biz de roam'a çıkabiliriz bu şekilde. Mesela ittirdim, çıkıyorum roam'a. 10 saniye sonra... Bir dakika. Ver bakayım, bu benim. Ya Taliyah'ı kesme ihtimalim zor gibi ya. Tam roam'a gidiyordum, Taliyah geldi. O adama karşı bir şey yapamadım ama sıkıntılığını çaldım. Sıkıntı yok. Çok güzel. Şimdi Kiana matchup birazcık zorlaştı artık. 6 level oldu. Birazcık problem. Bu adamı kesmektense aslında ittirip roam atmak daha mantıklı geliyor bana sanki. Ama belki birkaç tane Q tutturursam halledebilirim. Eğer ki uzak menzilli birisi olsaydı karşımda, Q ile dürtüp işte E ile mesafesine girip W ile dürtmeye devam edebilirdik. Veya işte elektrikle düz vuruşumu gidip adama düz vuruş atıyorsunuz uzak menzilli adamlara. Sonra W, Q işte E ile beraber hareket hızı falan filan derken... Bak bak bak, adama düz vuruşum sekti. Bir şekilde kesme potansiyeli çıkarabiliyorsunuz adama karşı. Ama bu adamı kesmemiz çok muhtemel değil gibi geliyor bana sanki. Zaman içerisinde göreceğiz. Ben bota gidiyorum. Hiç uğraşamam. Çık oradan, bottayın da free kill'lerimiz var. Beni gördüler, gidiyorum. Flash'ım da var. Bir anda flash atıp adamları kandırabilirim. Hop! Aa! Aa!
Let's go. Tam olarak anlattığımı yaptım. Eşyam da bitti, devam ediyorum. Yani koridoru ittir, git Ruamat killerini al. Flash atmasam da olabilirdi ama anlık olarak orada tutmak istedim adamları ve garanti kill istedim. Geldim. Roket kemer güzel oluyor. Bir anda menzil kapatabiliyorsunuz işte, adama mesafe kapatabiliyorsunuz ya da yön değiştirebiliyorsunuz biri stun atarken falan. İyi bir şey ama isterseniz diğer eşyayı da alabilirsiniz. O oynaması bu kadar basit ve güçlü olan bir şampiyonu niye oynamıyorsunuz merak ediyorum ya. Vallahi billahi mid lane oynuyorsan al oyna kardeşim. Senin smite'ın var mı? Var. Onu alman lazım yoksa... Oğlum. Ne? Lan nasıl kaybettin? Stun'ı bekletiyorum EM'e. Stun zamanı. Oh, yanlış tuş almışım. Roket kemeri basamadım ilkten. Adam 630'a smite attı. Bizim bir ejder vardı. Yalan oldu ya. Neyse. Geçen gün otururken karşılaştığım bir şey anlatacağım size. Zaten söylemiştim. Göklük'te çok fazla vakit geçiyorum. Hani Göklük'te öğlenleri çıksanız ya da akşamüstü falan beni görebilirsiniz diye çok demiştim videolarda. Benim izleyicimle denk geldim. Kendisi özellikle Twitch yayınlarını çok fazla izleyen birisiymiş. 3 hafta önce daha yeni Göklük'e taşınmış ve... Bak şimdi ben bu adamı keseceğim ve hikayeme devam edeceğim. Ya keseceğime o kadar eminim ki. Kenan böyle hareketler de maalesef yapabiliyor. Ya o kadar eminim ki keseceğime. Yani sanki böyle, yani bilmiyorum. Neyse, bu şekilde ormanın içine girip de kesebilirsiniz. Güzel kardeşim beni gördü. Dedi aa White abi bilmem ne falan filan sohbet etmeye başladık. 16 yaşlarında biri sanırım, tam hatırlamıyorum. Adı Poyraz. Hop dojladık. Poyraz'a buradan selam olsun. Gerçekten böyle dışarıda beni görürseniz yanıma gelin. Bazıları şeydi, abi dışarıda seni gördüm çok sinirli gözüküyordun, gelmedim korktum falan filan diye. Ya ne bileyim, arada öyle durabiliyor olabiliyorum yani. Neyse. Bu güzel kardeşim hayatı ciddiye almış, kendini geliştirmeye çalışan ve farkında olan birisi. Hem iyi kalpli hem böyle düşüncelere sahip bir izleyicimle karşılaşmak beni mutlu etti. Çünkü... Bir saniye. Oy! Script falan mı açtım ben? Ay götüm. Yani daha bu kadar erken yaşta kendi hayatına katkı sağlayacak şeyleri düşünüp yapmaya çalışıyordu. Aynısını sizlere de öneririm işte. Okul hayatınız olsun, kendinizi geliştirme amacınız olsun vesaire. Benim izleyicilerimin böyle olmasını yani bunu görmek beni çok mutlu etti. Genel olarak dışarıda karşılaştığım çoğu izleyicim de hep böyle iyi. Hani güzel kalpli görünüm. Bilmiyorum artık insanın içini bilemeyiz ama böyle insanlar olduğu için benim hoşuma gidiyordu. Ve buradan Poyraz'a selam söylemek istedim ve sadece size teşekkür etmek istedim. Çünkü benim izleyicilerimin böylesine güzel olduğunu görmek benim hoşuma gitti. Ay ben bu adamı bir daha kesmek istiyorum da ben o kadar güçlenmişim ki bir vuruşum bayıltıyor minyonuna, baksanıza. Ne güçlendim ya böyle. Ben bu arada bu adamı kulesine hedefleyip... Oh my god! bir anda son vuruşumu yaptım. Beklemiyordum ben de ya. Adam fazla dayanıklı çıktı ha. O ben oyunu bitirdim bile anasını satayım. Bu videodaki amaç zaten sizlere Kenan'ın genel olarak nasıl oynandığını göstermekti. Gördüğünüz gibi gayet güzel, güçlü ve eğlenceli. Aynı zamanda takım savaşlarını çok güzel kazandırabiliyor. Ultisinin bekleme süresi de düştüğü için daha fazla kullanabiliyorsunuz ve sarıyor. Cappuccino. Ne alalım ya? Ne alalım? Bir sürü seçenek var karşımda. Ne alsam direkt Rabadon falan alacağım böyle giderse. Şöyle bir ayakkabıyla bir eşya bitirip devam edelim. Dediğim gibi kanalda daha fazla böyle daha yüksek Elo'da oynanışı var. Karşımdaki plat falan sanırım, emin değilim. Ama mantığını siz anladınız. Yani nasıl ittirdiğimde, nasıl adamlara saldırdığımı, nasıl bir anda dönüp bot lane'e roam attığımı Kenan genelde böyle oynanıyor. Ve ultim geldiğinde 11 level olduğum için zaten bir sonraki ulti de adamlara geçmiş olsun, hiçbir şey demiyorum. Şimdi hareketi iyi izleyin arkadaşlar. Bir sonraki hareketimde buradaki iki kişiyi bayıltıyoruz. Ay çok kötü oynadım. Bu ne kadar hızlı bu adam, ayakkabı artı yoğumuyu bitirmiş. Ben o misfortune'u öyle ne kadar bilmiyorum. Bir ya ikisi arasındaki mesafeyi o kadar çok açtı ki ikisine bir anda ulti tutturamadım. Birine gideyim dedim, diğerinden kaybettik ya. Aha. Oğlum adamı kank geliyor. Kank geliyorum. Seni de öldüreceğiz gibi duruyor. Ay elim kaydı. Tamam. Of.
Oo, bu ninja'nın hasarı çok fazla. Oo, bu ninja'nın hasarı çok fazla. Abi çok zevkli oynamanız lazım. Yani bilmiyorum. Ve bazı şampiyonları ben oynarken videolarda daha kolay gelebiliyor. Hani siz izlerken şey diyorsunuz. Lan ne kadar güçlüymüş. Ama siz oynarken o kadar iyi olmayabiliyor. Çünkü ben mesela atıyorum birazcık daha iyi oynayabiliyorum. Ne bileyim, limitlerini daha iyi bilebiliyor olabiliyorum. Ya da sadece karakteri oynaması değil. Mesela bir oyuncu olarak tam olarak ne zaman nerede bulunmam gerektiğini daha iyi biliyor olabiliyorum. Mesela ikimiz de aynı şekilde oynayalım. Sen benden daha iyi oyna. Sırf ben mid lane'de daha iyi pozisyon aldığım için, daha iyi görüş aldığım için daha fazla avantaj sağlayabiliyorum. O yüzden hemen benim gibi performans beklemeyin. Ne bileyim, denemeye devam edin. Şampiyonun gücünden yararlanın. Demeye çalıştığım şeyi siz anladınız. Kiana o kadar kesmeme rağmen 4-3 oynuyorsun ya, helal olsun sana. Burada ward var mı? Talia buraya gelirse 3 kişi çok fena gireriz ona. Oh my god. Hızlı bir ölüm oldu senin için. Bu arada arkada adamı da mı tutmuş lan? Yani roket kemeri basıp hızlanabilirim. Duble kill. Sana falsolu bir Q atarsam... Let's go! Rahatsız mı arkadaş? Alacağımı biliyordum o adama. Ya öleceğim kesindi zaten. Ölmeden önce tuttum adamı boynundan. İndirdim aşağı, kilimi aldım. Devam. Paşalar top lane'e gitmiş ya. Paşalar ne yapıyorsunuz top lane'de? Adamlar 5 kişi topta. Dur T2 alıp geliyorum. Geliyorum lan topla. Bekle. Geliyorum. Geliyorum orada 4x5 20 meca yükü var. Meca yükünü 25 diyebilirim. Bir asist alırsam 25 olması yerine... Kanka dur. Nasıl E atıp beni gördün ya? Bir şey diyeceğim, oynayamadım ama. Ölsün o ya. Stunlandı. Hes onu, oradan bir asistim var. Şuradan da bir kill'im var. Flash atmayacağım. Ah, Tahsildar'a öldüm. Meca'yı yükleri gitti. Ah, kel kaldım. Bir dakika, Meca'yı 25 demem lazım. Çok kötü fight geçirdim ya. 5 kill dedim, kaça kaça oynayamadım bir türlü ya. Alo takım, ne yapıyorsunuz ya? 0-4. Neyse ben taşırım. Flash'ımızı güzel kullanırsak, şimdi kendimizi bir yerde gizleyip Oracle'la orada görüş alırsam büyük ihtimalle daha sonrasında gelenleri kesebiliriz diye yorumlayacaktım ama buradan karma geçtiği için şuralar wardlı olabilir. Aynen. Ne vuruyorum lan? Tamam. 7 meca yüküne geri geldim. Benim acil onun üstüne en azından çıkmam gerekiyor. Şurada birisi var. Ben gidiyorum galiba. Galiba değil, ben gidiyorum anasını satayım. Tamam bu gelsin. Miss Fortune'u zaten hiçbir şekilde yakalayamıyorum yani. Miss Fortune o kadar hızlı koşuyor ki yakalanmıyor. Ultim bekleme süresi çok iyi. Ki bekleme sürem o kadar yüksek olmamasına rağmen gerçekten iyiymiş. Zaten ultinin bekleme süresi düşmüştü. Söyledim videonun başında galiba. Şöyle pasifi elimize tutalım. Aa, o adam direkt ölür. E aldın onu, daha bir şey yapamam mı senin için? Ah lan ultim olsa 3 saniye girebilirim. Zonya var hala. Ah. Ben buradan kaçıyorum ya. Şunu da alayım. Nice. Yine çok fazla para yapmışız da ejderleri almamız lazım. Go ejder. Direkt Rabadon'u da alabilirim. De o kadar aç gözlük yapmayacağım ya, yok. Bu sabah da kahve dünyasında birini gördüm. Göktürk kahve dünyasına fazla gidiyorum. İlla beni görebilirsiniz. Göktürk kahve dünyası dediğim fabrika olan. Tam Göktürk dedi ya, Kemerburgaz. Haberiniz olsun, dışarıda beni yakalayabilirsiniz. Karşı Kiana'nın bu kadar nasıl kastığını bilmiyorum. 180 CS, 9 kill'i var. 550 gold shutdown'u var. Harbiden helal olsun. Herhalde mid lane'de kötü bir match yaptı onun için ki yakın dövüşçü olduğu için zaten. Lag mı var? Lan! Tek yemeyelim lan bu adamdan.
Güzel bir yer, iyi kill aldın. Şurada Gangplank bana bir kill hediye eder mi ya? Ne diyorsunuz? Şuna terse doğru vursam, bana hareket hızı verse, adam fark etmese, sonra şuradan adama doğru vurup... Oh my god. Fazla vuruyorum dostum, üzgünüm. Yani yaklaşık bir 150 gold kaldı. Rabadon'u aldıktan sonra çok fazla şey değişiyor. Şu an hem 16 level'ım hem de base Rabadon'um bitti. Ben karşı takımda olsaydım FF atardım ama lütfen atmasınlar. Şu anki hasarımı merak ediyorum. 22 200 CS 16 level artı Rabadon'du full build'im 25 dakikada. Let's go. Evet, absürt kastık. Gereksiz fazla kasmış bulunuyorum ama genel olarak orta halli bir Ken'in bile takım savaşında bir ulti, bir W ile alan hasar vurduğu için oyunun kaderini değiştirebilen bir şampiyon. Kesinlikle oynamanızı öneririm. Bizimkiler ne yapıyor? Darius 1 kill almış. Yardıma geleceğim. Darius'a baksan babam ya. Yani kapışmayacağım, helal olsun. Yani ben adamı bozmak istemedim. Adamın quadrası, pentası takılsın diye. Sanırım penta kill atacak adam. Derken adam var. Ebefat. Ya inanmıyorum. Hızlıca hasar tablosu ve rünler. Şimdi bir de Master Rally'de oynayayım. Bakın aradaki oyun farkına bakın ama Kennen'in oynanışı aynı olacak. O zaman diğer videoya geçtik. Evet, bir sonraki maça geçtik arkadaşlar. Master Elo biliyordum, Elmas Elo'ymuş. Önemli değil. Bizde 1 milyon Kha'Zix var. Karşıda 1 milyon Riven var. Maçın böyle birazcık daha dikkatli, daha try hard geçeceğini görebilirsiniz. Bu arada burası SS, adamlara gidebilirler. Yine kendini oynayacağız. Karşında Lissandra var. En azından uzak dövüşçü bir şampiyon olduğu için bir tık daha farklı hissettirecektir. Bu arada adamın kostümü çok iyi mi? Şimdi Lee Sin'i kuşlarda gördük. Gelip bana gank atabilir bir anda. Few moments later. Lee Sin bize geliyor anlaşılan. Hepiniz öleceksiniz. Go go. Oh, nasıl kaçırdım lan? Bakmıyordum. Arkada. Oh my god. Oh. Fena! Oo, double stun, let's go! Lan gidemedim. Kha'Zix nerede, Kha'Zix? Adamlar bayağı low. Merhaba arkadaşlar! Ne? Oy! Bu arada bu kill bence adamın hakkıydı. Yani ne bileyim, garanti olsun diye salladım yani. Bence kötü olmadı ya bu kill almam. Bu arada Lee Sin'in canını bayağı düşürdük, o da ölebilir. Pa! Gel la, bir tane düz vuruş atacağım. Lan oğlum, double buff'ı vardı adamın ya. Abi kanon shorts'u atmış Ekrem bizim kanala. Altındaki yorumlara gümledim yani. Haklılar ama yani, haklılar. Alamıyorum yani. Assassin's Creed'in jungle main olmasının sebebi kanonları alamaması. Doğru. Doğru. Bu arada bot lane'e gidelim bir. Yani en azından bir kill ver be. İyi bari. Videonun ikinci kısmını, yani bu kısmını da ertesi gün sabaha çekiyorum. O yüzden hem yakın zamanda uyandım, bir de gözlerim falan ağrıyor. O yüzden gözlük taktım. Gözlük. Ben gözlüğü kendime yakıştıramıyorum. Yani belki bu çerçeveden ötürü de olabilir. Ne düşünüyorsunuz merak ettim. Genelde gözlüğü, gerçi challenger modunu açtım falan sanıyor millet. Şu an idare ediyorum sadece. Bu arada bot lane'e gidelim en iyisi ya. Bot lane'e gidelim, biraz farm yapalım, ulti multi gelsin, sonra takılalım. Her istediğimiz zaman takımla takılırsak maalesef farmdan çok düşeriz, o yüzden farm yapacağız. Bir şey diyeceğim. Burada olduğum bilmiyor galiba. Ya en azından bir kill ver, bu ne 4 kişi geldiniz ya?
Aa, bağırtıyorlar beni sabah sabah. Adamlar 4 kişi bana gelmiş ki ben çalıda kendimi ilkten göstermedim. Sonradan gösterdim. Ona rağmen 4 kişi buraya kadar gelmiş. Ben göstermiyorken üstüme atlama kararı aldılar totemle beraber. İnanamıyorum yani. Erken açıyorum şu ultiyi de yani amacım kesinlikle bu değil yani. Hani ultiyi açıp roket kemerle gidiyorum. Roket kemerle gidip ultiyi açmam lazım. Aldım lan bunu. Yani çok zordu benim için ama yani takım feedleyip feedleyip ping atıyor ya bot lane. Neyse. Kha'Zix onu alırsa bu arada fena. Ah be. Neyse sıkıntı yok. Baron'u alır mıyız lan? Ya da burada Ezreal'ı. Hadi. Güzel abi. Onu kaçırdık ama. Neyse nice. Devam etmememiz lazım ben. Yok abi exhaust'taydım. Hayvan gibi de kalkanları var adamların. Nice. Çok iyisin lan Kha'Zix. Yardım edeceğim sana. Güzel. Oyun bitiyor bottan. Nice. Yani ignite'ımı atacaktım da atmayayım dedim. İyi ki atmadan hallettik. Ya yani yavaştan toparlıyorum kendimi skorumu. Hakikaten maksimum asistle hala oynuyorum yani. Ben buradan Ezreal'a falan girersem işte bu ya. Olay budur abicim. Olay budur yani. Oğlum adamın üzerinde Q var sanıyorum. Ben W'yla öldürdüğümü sandım. W'ye boş yere basmışım yarım saattir. Neyse kendin olayını da yaptık ya. Güzel. Böyle bir yerlere sızıp arkadan böyle sıçrayla girip halledebiliyorsunuz abi fightları. Mükemmel. Ya takım savaşlarında zaten asıl olayı çıkıyor. Zaten ben videoyu çekme amacım hani buff'ıyla beraber ultiyi daha fazla atabildiğimiz için late game'de bunları falan göstermekte. O yüzden sardı. Üzerine bir de şu kuleyi alırsak bayağı iyi. Buradan 550 gold beni o kadar sarar ki. Ezreal gelebilir yine. Aldım köşeden birini de çok girmek istemiyorum. Kaçacağım. Base atmadım henüz. Ezo'ya bak. Bana flash atabilir. Ben oynamayacağım buraya ya. Çıkıyorum. Çok para var üstümde ve denemek istemiyorum yani. Ultim bir daha geldi lan. Ulti 50 saniye diyor. Ve bekleme süresi de kasmadım yani. İyiymiş. Kanka çirkin suratlı, şişman ve yeteneksizsiniz. Oğlum Rabadon alacağımı söyledim takıma. Dedim ki Rabadon alıyorum. Şu gitsin aradan. Onlar ne ara kaçtı oraya? Dur geliyorum Kha'Zix. Güzelsin. Hallettik. Belki burada bekleyip Ezreal'ı ya da Seraphine'i kesebiliriz. Çok da gelecek gibi durmuyor gerçi Seraphine'de ama. Dur bakayım. Çok güzel. Escape. Aldım kaçtım. Çok önemli bir kill'di bu arada. Yani 4vs5 kaldılar şimdi. Baron'a gelirlerse oynarız ama benim ultimi beklemesi lazım takımın. Ultinin süresinin düşük olması da iyi yani. Asıl olayı o dediğim gibi. Hadi. Tut abi adam olduğu yerde. Senin direkt ölmen lazım kanka. Senin. Of
Ezreal Faker moda. 2000 LP Chinese Faker. Doğru tahmin ettim üstüme. Atladı adam. Tamam, burası GG gibi artık. Nice. Güzeldi. Yoğurdu, gerçekten yoğurdu oyun oynamak. Bir kere bile Zonya basmayan Kree'de bir like atar mısın? Evet arkadaşlar, yine maksimum hasarı vurmuşum. Girdiğim ürünler bu şekildeydi. Videonun içerisinde de yani hem bir tık daha orta bir elo ve yüksek eloda oynanışını görmüş oldunuz. Yakın menzilli ve uzak menzilliye karşı oynanışını görmüş oldunuz. Genel mantığı aynı. Sadece bir tık daha zorlanabiliyorsunuz ama jungle'a yardımı vesaire çok güzel bir şampiyon. Alın oynayın. Güzel olacağından eminim. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.